neredeyiz biz? Challenge sizi bekliyor. Üçümüzden birine çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu buluyorsa kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey için bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo. Sen demin mavi renkli bir çikolata çekmesi nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Dahası aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsen neden boyayı öpüyorum? Baktığımda bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Düştüm. Peki denedim mi? Nasıldı? İşe yaradı mı? Şimdi nasıl tanıyorsun? Arkadaşına yardım etsem iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor. Bu konuda bana basit bir tür yardımcı olacak. Ne yapacağım? Şimdi sanki damağda ıslanmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi Suzi kesinlikle kaybedecek. Öyle mi? Sen de gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. Bu ne bir şey? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma yalvarırım. Kızlar her zaman doğru. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie, bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünle de döktün. Suzy, neden sende hepsi kırmızı? Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Mela'nın da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Mela, sen kazandın. Yaşasın, artık hepsi güzel olacak. Merhaba, ben lezzetli çikolatam. Biz de biraz çikolata istiyoruz. Ve onu alacağız. Ne kadar lezzetli. Çok mutluyum. Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ya, sizi hırsızlar. Okay. Bu sefer ödülümüz çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bobok. Bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Bok çizmekten daha kolay bir şey yok. Çizmenin daima düzgün olması için koku eklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu koku da ne böyle? Burada birisi mi öldü? Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimi kötü hissediyorum. Ups, uzun zamandır ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağınızla çizmek zordur ama dirseklerle çizmek çok daha kolay bir çözüm. Ay, son değil. Hala bir sürü kalemim var. Hadi ama. Aa, nasıl bir başarıyor? Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. İşte böyle. Mela, kaka kesinlikle iyiydi ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Suzy'di. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kakayı alan o. Ne? Ama Suzy yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu değişikliği yemeyeceğim.
Mecbursun, kurallar böyle. Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Awesome. Gerçekten kokoyu yedi mi? Hayır, bu gerçek çikolata. Kızlar, siz de ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Burada sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bu oldukça eğlenceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir sürü ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm kaplar üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de başlama zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh yeah. Wow. Sanırım çok iyi. Çizim benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Tabii ya. 5 parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim 5 fırçam var. Bu sos çok güzel kokuyor. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Ne kadar lezzetli. Hayır, bu yeterli değil. Daha fazla sos yemek istiyorum. Ya da sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Benim resimden değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Kahretsin. Sosları yedim. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Pekala, o zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi su renkiyle değiştirmek. Bekliyorum. Jolie, ne yaptın sen? Bu balığa benzemiyor. Mida, bana ne çizdiğini göstersene. Vajonla iyi görünüyor. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi soslu resim bu. Suzy, sen hiç çalışmadın. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeği seviyorsundur. Bana mı? Ama bu haksızlık. Ha, derinleri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Bir brülorum da var. Ne yapıyorsun? Üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sanırım onu balığa doğru tutmalıyım. Bakın ne kadar lezzetli bir balık çıktı. Nihayet güzel yemek yiyebilirim. Çok lezzetli. Kızlar, bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacak şey. Kendinize kedi bakçası yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. Kendim de kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. Sen de kendini fazla değerlendiriyorsun. Herkes benim kazanacağımı biliyor. Buldum kızı. Bıyıklar kaldı. Evet. Kimi
kimseye aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Bütün nasıl havalı makyaj yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hepiniz benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. What? No. Mila bak. Julie hile yapıyor. Aynayı kullanıyor. Oncak bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. Haklısın. Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. Hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak Suzy, burnunu biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Tamam, eğer senin için zor değilse çok memnun olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun, çok iyi benziyorsun. Aa, teşekkürler, her zaman arkadaş olduğunuzu biliyordum. Pekala, en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağına karar verelim. Böyle böyle bir şeye bakamayım. Çok kötü oldu. Suzy sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. What? Ne? Korsan mı? Mina! Seni pislik! Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüylü sana gidiyor. Yaşasın. Seni seveceğim. Besleyeceğim. Mina'nın kediciye alerjisi varmış. Büyütecek bir şey yok. Çok güzel. Mina kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı. Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey, onun arabası benimkisi gibi. Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kızlar kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Görünüşe göre challenge başlıyor. La la la. Aa, gökkuşağı kutum geldi. O ne planlıyor? Bu ne? Süsler mi arabayı için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı halısını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde gökkuşağı olacak. Vay canına Enid, araba muhteşem görünüyor. Wednesday'i nasıl buldun? Ben mi? Bu gökkuşağı çılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şeyi sipariş etmeye kaldı. Ve kurye gelmiş. Kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet, neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım siyah. Harika. Arabamı çabucak boyayabilirim. Bu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler. Harika. Arabam o kadar korkutucu görünüyor ki tam gereken. Bu ne böyle? Çok korkunç. Wednesday'in arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet, yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet, burada küçük ufak şeyler var arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım gelip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk. Bir sürü ekleyelim. Canım sevgili Huggy Wuggy'm burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika, biraz kaldı ve arabam müthiş olacak. Vay canına Enid, arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı.
Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam yerken bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam, her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalar asacağım. Harika, arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismi Jack. Ve o çok komik. Tamamdır, buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken, daha yeni olabilir ki. Wednesday, korkuyorum ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? Evet, bu Bob. Bu ne, cadılar bayramı mı? Arkadaşın sana merhaba söylüyor. Aman tanrım, sen delirdin mi? Wednesday, orada ne yapıyorsun? Şey, anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday, ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet, merhaba. Nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama henüz bir şey anlamıyoruz. Evet, biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım. Şey, anahtar. Hey, eşya nerede? Şey, seni bulacağım, tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim seninle, söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı, söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey, seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah, bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet, burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey, seni hatırlıyorum. Tamam. Uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah, müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Bak, Wednesday korkuttun beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? Hmm, beyaz. İstemiyorum. Okay. Hadi gidelim bakalım bende ne var. Seve seve, oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım, gözlerini kapa önce. Tamam, sorun değil. Böyle rengarenk şeyle kaplayabilirim. Harika sürprizlere bayılırım. Enis, sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Ama unutmuşum, burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Enis, dayan, korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Wednesday, sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz, değil mi? Hayır Wednesday, bu yılan. Sen ne yaptın? Bir sürü, aman tanrım. Evet Wednesday, bu çok fazlaydı. Oley. Bakalım Wednesday şimdi ne yapacak? Tamam, dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor? Tamam, kapatın onu, aman tanrım. Bu ne böyle? Bagajımda yeni hoparlör aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vay be, müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Enid mi cevap verecek? Ne? Bu ne, pencerelerin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? Bu müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senfoniyi öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enid, pekala. İsraf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel. Dans edebiliriz. Kızlar, bu harika. Ortak bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey, sen dahisin. Bebek çizimini neredeyse bitiriyor. Ne yemek istiyorsun? Küçük kız pancake istiyor. Yapar mısınız? Herkes hazır mı? Görüyorum, herkes hazır. Büyük anne bile. Büyük anne, iyi misiniz? Bir şey kırmadınız değil mi?
Tamam, hamurum hazır. Özel pankek pişirmem gerektiğini biliyordum. Şimdi bir yığın yapalım. Ve en sevgili torunumu doyuralım. Ah, ne koku ama. Hazır. Şimdi bebeğin kesinlikle hoşuna gitmesi için tatlı bir şeyler ekleyelim. En sevdiğim akçaağaç şurubu ekleyelim. Bol bol dökelim ve yağ ekleyelim. Benim de gökkuşağı pankeklerim olacak. Gökkuşağının tüm renklerinde havanım var. Ama gökkuşağını çizemezsem olmaz. Mavi renk bitmiş. Hey! Ay hayır. Her tarafım hamur oldu. Her şey yolda, endişelenmeyin. Şimdi sileceğim. Pişirmeye devam etmeye hazırım. Tamam değil. İşte ilk pankek hazır, mükemmel. Tek boynuz ağsız gökkuşağı nasıl olur ya? Doğru olamaz. Tamamdır, işi bitirdim. Büyükanne nasıl olmuş? Gelirsin. Tamamdır, siyah gıda boyasını bulamıyorum. Yok burada şey. Artık buradasın. Ve boyalarımı da getirdin. Teşekkürler. Harika. Birkaç damla damlıyoruz. Ve hazır. Şimdi hamuru şırıngaya topluyoruz. Böyle çizmek çok daha kolay olacak. Şimdi korkunç derecede korkutucu bir örümcek ağı. Ve örümcekler yapacağım. Ne kadar tatlılar. Çok güzel. Tabağı taze kanla süslüyoruz. Yani çilekli şurupla ve örümcek ağlarını ve simli örümceklerimi yayıyoruz. Şahiter. Vay canına. Wednesday korkunç olmuş. Yani lezzetli. İştah açıcı. Herkes hazır mı? Bebeğim çabuk sıcak gönderin. Bakalım burada ne var? Her şey ne kadar güzel. Bunlar gerçek örümcekler mi? Anneciğim. Hayır, bunlar pankekmiş. Wednesday yine beni korkutmaya karar verdi. Belki tadı göründüğünden daha iyi olur. Örümcekler sevimli ve yenilebilir. Nefis. Şöyle ne var? Şuruplu pankek. Bayıldım. Hemen denemeliyiz. Nefis, tatlı. Harika. Yes! Sırada ne var? Vay canına, bu dev boynuzlu atlı bir pankek mi ve gökkuşağı da var. Tek boynuzlu atım uç ve ağzıma gel. İnanılmaz. All right. Tabii tek boynuzlu atlı pankek alıyor, tebrikler. Evet, tebrikler. Patates kızartması istiyorum. Yapacak mısınız? Çok acım. Bebeğim, endişelenmene gerek yok. Mutfakta tecrübeli profesyoneller çalışıyor. Evet, aynen öyle. Neler oluyor? Bunlar nereden uçuyor? Enid, ne yapıyorsun canım benim? Dikkatli olabilir misin? Enid, sana kızamam. Çok tatlısın canım benim. Yardım edeyim mi? Tamam, ver şunu. Biraz daha kaldı. Tamamdır. Teşekkürler büyük anne. Şimdi onu özel bir bıçakla keseceğim. Baksana ne kadar güzel patatesler oluyor. Çok iyi. Aklıma çılgınca bir fikir geldi. Ben rengarenk patates yapmak istiyorum. Harika değil mi? Harika bir gökkuşağı patatesim olacak. Böyle bir bebeği daha önce hiç görmemiştin eminim. Hazır. Çok az kaldı. Bir tavada kızartacağım. Bir tavam var ve yağım var. Ocağım da var. Bağlayıp birbirine fritör oluyor. Harika değil mi? Her şeyi o kadar kolay yaptım ki aslında şef olmayı düşündüm bile. Şef şapkası bana yakışırdı aslında. Ya gökkuşağı yaparsam? Gel de patateslerim hazır. Evet, sen çok iyisin. Aferin sana. Ben de zaten patateslerimi kızartıyorum. Her zamanki patatesler oldu işte. Rengarenk değil ama çok lezzetli. Çıtır çıtır durması zor. Biraz ketçap dökelim. Nefis. Benim de patateslerim hazır. Koyabilirim. Şimdi boyayalım. Hayır. Biraz kirlendim.
Tabii ki siyah bana yakışıyor. Ama henüz yeni bir tarz için hazır değilim. Ben patatesleri boyamak istiyordum. Kendimi değil. Sanki cehennemden gelen gerçek patateslerim var. Şimdi sadece son bir dokunuş kaldı. İşte bu. Bunun sadece siyah patates olacağını düşünmemiştiniz değil mi? Bu Klaus. Bebeğim, patatesler hazır. Tadına bak. Vay canından, nasıl da güzel patatesler bunlar. Wednesday de yine beni korkutmaya karar verdi. Ama ben artık korkmuyorum. Bu patateslerden oluşan bir örümcek. Çok lezzetli. Göremiyorum resmen. Peki burada ne var? Aa, demek bu sıradan ketçaplı patatesler. Ama fena değil. Çok lezzetli. Ah, inanılmaz derecede lezzetli. Ama bu hemen çok dikkat çekiyor. Gökkuşağı kızartması. Aa, bunu sadece rüyamda görmüştüm. Dişlerim rengarenk oldu. Ay çok yedim. Ama gökkuşağı patatesler kazanıyor. Vay canına Emek. Yine kazandın. Tebrikler. Aferin. Bebek zaten çizmeyi bitiriyor. Bu sefer ne olacak? Hamburger mi istiyor? Harika. Herkes hazır mı? Tabii hazır. Ben çocuk için hayatımdaki en iyi burgeri yapacağım. Şimdi çörekleri kızartacağım. Tam da domatesler ekleyeceğim. Mutlaka halkalarla. Ve kıyılmış et. En iyi kıyılmış etten pirzola yapmak çok önemlidir. Şimdi toplamaya başlayabiliriz. Çörek, marul, yeşil, taze, üzerine sulu bir köfte, üzerine peynir, domates ve ikinci çörekleri kapatıyoruz. Yaşasın, her şey hazır. Ay, hadi ama Enes, bu basit bir sandviç, bana iltifat etmene gerek yok. Tamamdır, benim de bir fikrim var. Bu çörekler çok da iyi görünmüyor. Daha lezzetli bir şeyler alacağım. Donut. Üzerine çilek şurubu ekleyeceğim. Tatlı. Burgerimde çok tatlı malzemeler var. Ve bebek tüm ekşi, tatlı ve lezzetli şeylere bayılır. İşte öyle bir şey yapacağım. Şeker çok önemlidir. Tamamdır. Sadece marshmallow eklemek kaldı. Nefis. Ne kadar iştah açıcı ve tatlı. Bu şeker bombasını kendim yemek istiyorum. Ve son dokunuş hazır. Tamamdır. İşte benim siyah çöreklerim hazır. Şimdi üzerine peynir koyacağım. Kırmızı etten yapılmış bir pirzola. Daha fazla peynire ve daha fazla kana ihtiyacımız var. Oh, yani ketçap. Evet evet ketçap. Tamam, şimdi kapağı kapatabiliriz. Ve son dokunuşlar, cipsler. Ama benim için değil, burger için bir diri olacak. Şey, yardımına ihtiyacım var. Hayır, ondan korkmanıza gerek yok. Sizi yemeyecek, onun ağzı bile yok. Ama jelibon gözlerimi mi almak istiyorsun? Hey, onları çok istiyordum ama. Teşekkürler şey. Bana jelibon gözleri getirdin. Onlar sana yakışıyor. Ama şimdi onlara ihtiyacım var. Yani burgerime. Çok tatlı bir burgerim oldu. Tatmaya hazır mısınız? Burgerler harika görünüyor. Hangisinden başlasam? Aha, bununla başlayacağım. Çok komik. Ve çok lezzetli. Sırada ne var? Aa, tabii ya. Bu burger benim çizdiğim gibi görünüyor. Kesinlikle çok iyi olmalı. Deniyoruz. Çok kötü bir şey var içinde. Soğan. Tadına bakmayacağım. Yani ben soğan sevmiyorum ama. Tamam. Sonuncusu ve en parlak olanı. Bu en üdün tatlı burgeri. Aslında marshmallow da fena değil. Çok tatlı ve lezzetli. Ben seçemiyorum. Bu yüzden sayacağım. Ve kazanan çok lezzetli burger kazanıyor. Bartın'a burada jelibon gözler de var. Tam istediğim gibi. Wednesday, tebrikler. Bu seni mutlu ediyor mu? Vay canına. Hadi ama Wednesday. Daha geniş gülümse.
Hayır mı? Pekala. Senin çok güzel bir gülüşün var ama. Kakao istiyorum. Yapacak mısınız? Herkes hazır mı? Harika. Umarım her şey lezzetli olur ve bebek bundan hoşlanacaktır. Kim başlayacak? Şimdi bir tenkleye de kakao ve sütü karıştırıyorum. Süper lezzetli kakao olmalı. Biraz çikolata da ekleyelim. Çikolatalı içecek. Tamamdır. Kakao sadece yüzümle bir bardakta olabilir. Tamamdır. Şimdi herkesin burada bir numara kim olduğunu öğrenmenin zamanı. Bir tane gerçekten de bir numarasın ama benim kakaom çok lezzetli olacak. Çok lezzetli çikolatalar buldum. Onları tavaya ekleyeceğim ve tabii ki biraz şeker. Birazcık. Hayır, kendisi düküldü. Ama burada biraz da süt var. Ama burada hala kakao var. Okey. Tamamdır. Onu sadece böyle bırakamam. Beyaz olamaz. Biraz mavi ekleyelim. Gökyüzü gibi. Baksanıza nasıl da güzel oldu. Sarı krema tam gereken. Şimdi iştah açıcı damlalar yapacağız. Parlak pasta süsünde unutmayalım. Ve gök mavisi kakaomuzu döküyoruz. Havalı değil mi? Bence bu süper resmen. Küçük kız buna bayılacak. Daha fazla şeker ve süslemeler. Nasıl olmuş? Harika. Bayıldım. Bu renk çılgınlığını gördün mü? Ben sadece bunun yanında nasıl oturuyorum anlamıyorum. Bence sen anlıyorsun ben nasıl kakao yapacağımı. Simsiyah kakaoyu dökeceğim en sevdiğim bardağıma. Ondan sonra korkutucu süs ekleyeceğim ve biraz solucanlar. Ama jelibon olacak tabii. Çok korkutmayalım. Hazır. Herkes hazır olduğuna göre deniyoruz. Bebeğim hazır mısın? Her şey çok lezzetli görünüyor. Bu kakao çok parlıyor. Enes kesinlikle yapmış bunu. Lezzet. Bunu da sevgili büyükannem yapmış. %100. Büyükannemin kakaosu her zaman lezzetlidir. Bu da yine Wednesday. Sevdiği kafatasları deneyelim. Jelibonlar ve kakao lezzetli ikili. Ama bir şey seçmem gerekiyor. Bunu seçiyorum.